Yani o den size. Hepiniz de nasıl uydunuz? Pes yani, pes. Kızcağız da çok ayıp oldu, çok ayıp oldu. Babaanneciğim, uyduğumuz falan yok. Ama biz de anlamadık ki ne olduğunu, şaştık kaldık. Yavrum, anlamayacak ne var? Eve gelen misafirimizi hırsızlıkla itham ettik. Hele o Asena. Hele o Asena. Yani kızcağıza bir tek sen çaldın, sen hırsızsın demediği kaldı. Serra çok üzüldü. Selim de çok sinirlendi. Sana bir şey mi söyledi? Hayır efendim, bana bir şey demedi. Ben tavırlarından anladım. Haksız da değil çocuk. İşte. Şimdi Selim bu olayı bahane edip eve dönmeyi reddederse, ha işte o zaman görün. O zaman görün. Canım. Sera. Sera, ne oldu? Neyin var? Bir şeyim. Sen ağladın mı? Bir dakika, bir dakika, ne? Bir şey mi yaptılar sana? Ne oldu? Sonra konuşalım. Hayır yavrum, şimdi konuşacağız. Kimse seni bu şekilde eve yollayamaz. Ne oldu? Anne. Sera, ne yaptılar sana? Ben buna izin verir miyim? Ne oldu? Söyle bana çabuk. Ya anne, konuşmak istemiyorum. Lütfen. Uyumak istiyorum. Ben söyledim ama sana, değil mi ya? Ben o çocuk seni üzer dedim. Sera ne yaptı sana? Bir şey mi yaptı? Ya anne, lütfen. Lütfen, kalbini kırmak istemiyorum. Lütfen. Oğlum, bu salak Ali kime sattı bu saati de dolaştı bizim kızın başına, bela oldu bu saat? Üf, ne bileyim, ya Serra da salağın teki zaten. Hakkını bile savunamamış. Kedi yavrusu gibi vıyaklıyordu. Ulan yazık lan kıza. Resmen var ya, hırsız diye çitelemişler kızı. Aynen öyle. Ya hırsız değilim deyip durdu zaten. Bu gerizekalı Ali söyledi mi sana? Kime satmış bu saati? Söylemedi dedim ya. Sen de beni nereden dinliyorsun acaba? Bak kızım, bizim lügatımızda böyle söylemedi, söylettiremedim gibi laflar yok ona göre ha. Söyleteceksin. Yok, ben yapamam, söyletemem diyorsan ben girerim devreye, anında çözerim. Zaten ne zamandır kılım olup. Yarın ilk iş gidiyorsun, bu saati kime sattığını öğreniyorsun kızım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Sonra da Barbar'ın adaleti gidip çökecek onların ensesine. Bak görsen. Serra, dün gece ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Erkan avukat kapıya dayandı. Ne? Nasıl bulmuşlar evi? Anne, takip mi ettiriyor bu adam bizi? Bilmiyorum. Bizim eski davalar vardı, babanın açtığı davalar. Benim de vekaletim vardı Erkan'ın avukatında. Bilmiyorum, unutmuşum, gitmiş. Dava dosyasından bulmuş adresimizi. Herhalde. Neyse, tamam, ne olmuş, niye gelmiş? Davalardan bazılarını kazanmış, adam da payımıza düşen parayı getirmiş. Davayı mı kazanmış? Hı. Ya saçmalamasın, çalıp çırpmamış mıydı bu adam? Nasıl kazanmış davayı? İşte ne bileyim işte. Bir dakika. Bana o parayı almadığını söyle lütfen. Herhalde almadım. Almadım tabii ki. Ama yani sonradan düşünmedim değil. Acaba önce sana sorup ne bileyim fikrini mi alsaydım? Bilemedim. Anneciğim saçmalama.
Bana sorman gereken hiçbir şey yok. En doğrusunu yapmışsın. O uğursuz adamın bir kuruşu bile giremez bu eve. Ay Serra, sormayayım sormayayım diyorum ama... ne oldu, anlatmayacak mısın? Ne yaptılar, ne dediler de üzdüler seni? Dün tam biz kalkarken çantam yere düştü. İçinden bir saat fırladı. Ben çok üzüldüm vallahi. Ne kadar anlamsız bir muhabbet oldu öyle. Ama Selim nasıl? Bir şövalye gibi gelip kızı kurtardı hemen. Kız değil, Serra. Anladın mı? Aa, tabii adını Serra olduğunu hep de biliyorum canım. Sen de yani lafın gelişi söyledin. Müsaadenizle. Ben de odama çıkayım. Bir ilaçlarımı içeyim, sonra inerim. Aşağı indiğimde bir kahve keyfi yapalım senden, olur mu? Ne olur babaanneciğim. Aslan oğlum benim, aslan oğlum. Saatin neden eline geçtiğiyle ilgilenmiyorum. Çünkü umurumda bile değil. Ne saati? Biricik'in saatinden bahsediyorum Asena. E sen aldın koydun ya Serra'nın çantasına. Serra'ydı değil mi adı? Bak sen. Küçük beyimiz sevdiği kızı korumak için yalan söylemiş. Seni gördüm. Odan da saat elindeydi. Gördün mü? O seni bunu neden yaptın? Anlatmak ister misin? Ne geçti eline? Ben yapmadığıma göre açıklanacak bir şey de yok. Asena. Seni o kadar iyi tanıyorum ki. Dün gece ortalık kızıştığındaki o şeytani bakışın. Şu an gözlerinde olan sıkışmış ifaden. Ben bunlarla büyüdüm Asena. Herkesi kandırabilirsin ama beni asla. Şu an sana hiçbir şey yapmayacağım. Neden biliyor musun? Yaptığın o rezilliğin intikamını tatlı tatlı çıkaracağım sen. Çok korktum. Ama ben senin yerinde olsaydım korkardım. Holding'den mi? Denetçiler. Bizim hesapları mı? Aa, nereden çıktı ya? İhsan mı söylemiş? Hiçbir şey vermiyor. Asla. Beni bekleyin, hemen geliyorum. Allah kahretsin. Nereden çıktı? Bir an önce gel bebeğim ya. Gel de kurtar beni bunların elinden. İşiniz de sizin olsun. Otelinizde. Yılmaz'ım hoş geldin. Hoş bulduk kızım, hoş bulduk.
Nasılsın bakalım, iyi misin? İyiyim, sen? İyiyim ben de, iyiyim. Nazım dün gece görmüş de seni. Ağlıyordu dedi. Bir şey mi oldu, biri bir şey mi dedi? İyiyim. İyiyim bir Nazım, bir şeyim yok. Öyle önemli bir şey değil yani. Takma sen kafana. İyi, tamam. Anneciğim, çıkıyorum ben. Tamam canım, iyi dersler. Canım, okulda o çocuğa rastlarsan hiç moralini bozma, olur mu? İyi ol. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Hadi kuzum, güle güle. Sen ortalığı toplayıver, benim bir işim var. Bir iki saate dönerim. Aman Allah'ım, sabah sabah ne işiymiş bu? Geçmedi de öyle pat diye söyleyiverince şaşırdım ben de doğal olarak. Orada çalışmak istemiyorum artık. Sebep? Hayatımda yeni bir dönem açmaya karar verdim çünkü. Yeni bir dönem ne demek şimdi? Yeni Serra ve kararlarım. Kız bilmediği gibi konuşma, deli edecek beni. Şöyle baştan anlatsan keşke. Bunların biliyor musun? Hayatta gerçekten öldürmeyen şey güçlendiriyor. Yani seni üzen, ağlatan, canını yakan, hayal kırıklığına uğratan, hatta iftira atan kim varsa bir şekilde güçlenmene sebep oluyor. Hı. Senin güçlenmene kim sebep oldu peki? Düne kadar sorsan bizi bırakıp giden Erkan Yılmaz verdim ama bu sabah Selim Kutlusay diyorum. Öldürmeyip güçlendirenler listemde Selim bir gecede birinciliğe oturmayı başardı. Hayda. Eminsin değil mi arkasında onun olduğundan? Bu ne cüret ya, inanamıyorum. Başta ben olmak üzere bir sürü insanın hayatıyla ilgili iftiraya varan haberler yaptı bu küçük cadı. Aynen öyle. Ben de bu yüzden size haber vermek istedim Hasan Hanım. Ah çok iyi yaptın Zeynepciğim. Kim bilir daha sağa sola ne iftiralar atacaktı. Okulda beni de kaç kere zor durumda bıraktı. Ondan güzeli yok zaten. Ondan yeteneklisi yok. Anlat anlat bitmez. Yanında birisi sivrilmeye kalktı mı anında bir çelme takıyor, bir şeyler yapıyor. Hiç hoşuna gitmiyor. Ay bilmez miyim, çocukluğundan beri böyle bu kız. Sen de o yüzden bilendin herhalde değil mi? Evet, öyle de denebilir. Hasan Hanım, benim bu zamana kadar hiç düzgün bir ilişkim olmadı. Ha. Karşıma doğru insan çıkmadı diyeyim. Biricik bu konuda benim canımı o kadar yaktı, beni o kadar ezikledi ki hem de herkesin içinde. İnanmıyorum Zeynepciğim. Bu çok haince. Biricik önce kendi ilişkilerine baksın. Kadınları bu ilişkiler üzerinden yıpratmak ya. Ay. Ah canım, sen de haddini bildirmek istedin öyle mi? Evet, öyle diyebiliriz. Kötüler insanı zorla kötü yapıyor. Ama onları böyle kendi silahlarıyla vurmak çok iyi bir şey. İnan bana, tecrübe konuşuyor. Madam sekreteri hesabının onu yönettiğini nereden öğrendin? Ya şansım yaver gitti diyelim. Senin bildiğini biliyor mu? Evet biliyorum. Şimdi bu sana kafayı iyice takacak biliyorsun değil mi? Evet. Zeynepciğim, sen hiç merak etme. Artık arkanda ben varım.
sana hiçbir zarar vermesine izin vermeyeceğim. En ufak bir sıkıntıda beni arayacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık Kasenan. Sen ama mümkünse birkaç gün ortalarda gözükme. Hatta okula falan gitme. Tamam, öyle yapayım. O biricik denen cadının süpürgesini öyle bir kıracağız. Bırak uçmayı, ayakta bile zor duracak. Bak göreceksin. Sana söz veriyorum. Ama acele etmeyelim. Şöyle keyfini çıkarta çıkarta mahvetmek istiyorum onu. Okey? Okey. Bak bana doğruyu söyle. Şu madam sekreteri hesabı sen misin değil misin? Ne olmuş bensem? Ay ne demek ne olmuş ya? Hakkında bir şey yazmadığın kimse kalmadı. Ortalığın tuzunu attırdın. Asene Kutlusay, Selim, Serra, annenin arkadaşları. Yani bir de ne olmuş diye soruyorsun gerçekten. Üf Eda, ne çok seviyorsun abartmayı ya. Yeter sus. Biricik, bak son kez soruyorum. Eğer lafı geçiştirirsen vallahi küserim, konuşmam seninle bir daha hiç. Konuşmam. Tamam. Ben bir kahve alayım. Konuşuruz tamam mı? İyi. Gel. Ne? Söyle bakalım Nazlım. Bu madam sekreteri belasını başıma sen mi sardın? Ne anlattın Zeynep'e? Ne anlatacağım be? Bu kız kafayı yemiş, manyak. Sen benim soruma cevap ver. Zeynep'in böyle düşünmesine sen mi sebep oldun? Senin gibi salak bir iş yapanla kabahat. Biricik, bak çok korkuttu beni. Az kalsın öldürüyordu. Ya bak ciddiyim. Sen de dikkat et. Kızın gözü dönmüş, manyak o, manyak. Kes, kes, uzatma. Kahve ver bana, hadi. Kutlusay'la görüşecektim. Randevumuz var mıydı acaba? Hayır yok ama gelişi vermeyecektir. İsminizi alabilir miyim? Nilgün Yıldırım. Efendim? Kalma. Ne ikram edeyim sana? Bir daha kızımı üzmeye kalkışırsanız oturduğunuz o sırça sarıyı başınıza yıkarım insan.
Bu ne demek şimdi? Kızımı evinize yemeğe davet ediyorsunuz, sonra hırsızlık yapmakla suçluyorsunuz. Bu ne demek ya? Nilgün, bir dakika, olayları tamamen yanlış anlamışsın. Yok öyle bir şey. Yanlış mı anlamışım? Evet. Çocuklarımızın sevgili olduklarını öğrendiğimde dünya başıma yıkıldı İhsan. Kutlusay lanetinin kızımı da bulması beni o kadar sarstı, o kadar üzdü ki. Kutlusay laneti mi? Evet. Kutlusay laneti diye bir şey var. Bulaştığı herkesin hayata küsmesine sebep oluyor. Tıpkı zamanında bana da bulaştığı gibi. Böyle söyleme, rica ederim. Güçlü ve zengin olmanız çevrenizdeki insanları öyle rahatça ezebileceğiniz anlamına gelmiyor İhsan. Ya tamam, yeter artık Nilgün. Yeter. Yani söylediklerin mantıklı geliyor mu cidden? Ayrıca Selim Zehra'ya çok değer veriyor. Öyle mi? O yüzden mi hırsızlık yaptığını ima etmiş? İma mı etmiş? Selim. Yok öyle bir şey. Tam tersine çocuk kendisinin Serra'nın çantasına saati koyduğunu söyledi. Aksine bizden sizlik yaptık. Serra'yı sorularımızla bunalttık. Sonra da özür diledik. Konu da kapandı gitti. Ama sonrasında nedense o da sizler gibi bu saat senin çantana nasıl girdi diye Serra'yı sıkıştırıvermiş. İhsan bak, sabaha kadar benim gözüm uyku girmedi. Kızımın anne beni hırsızlıkla suçladılar diye ağlaması benim için ne demek sen biliyor musun? Tamam Nilgün. Sakin. Hassas olmakta haklısın. Ama sana yemin ederim, Serra bizim yüzümüzden üzülmeyecek. Ben buna izin vermem. Hadi ya. Ne kadar iddialı konuşuyorsun. Ama bu bana hiç inandırıcı gelmediyse. Haksızlık ediyorsun. Benim şu anda umurumda olan tek şey Serra. Onu üzmenize izin vermeyeceğim. Onu sakın aklından çıkarma. Oğluna söyle kızımın peşini bıraksın. Serra'nın gözünden, Kutlusaylar yüzünden akacak tek damla gözyaşı istemiyorum. Nilgün. Lütfen yapma. Oğluna söyle kızımın peşini bıraksın. Bence bu kadarını bana borçlusun.